Ali Mahir Başarır arasındaki gerilimle devam edeceğiz efendim. Şimdi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek LGBT'lilerle ilgili bir paylaşım yaptı önce dün sosyal medya hesabı üzerinden. Özellikle e, milli takımın voleybolcusu, kadın voleybol milli takımının önemli oyuncularından Ebrar Karakurt'la ilgili. Ardından da Ali Mahir başarının Başarır'ın çocuklarının da bulunduğu bir video paylaştı. İşte ne olduysa da ondan sonra oldu. Ali Mahir Başarır, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sert tepki gösterdi. Yazıklar olsun. AK Partili Melih Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın kızlarını sosyal medyadan paylaşarak hedef gösterdi. Başarır'dan o paylaşıma sert tepki geldi. Yazıklar olsun. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un paylaşımı sonrası alevlenen LGBT tartışması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın LGBT hakkında bir açıklamasını paylaştı. O videonun sonunda Başarır'ın kızlarıyla çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Ali Mahir Başarır, pırıl pırıl evlatlarım var. Eminim ki gözün gibi koruyorsun. Rabbim imanlı bir ömür versin. Soru şu, kıvırmadan erkekçe cevap ver. Kızlarının LGBT ile büyümesini ister misin? Çocukların LGBT'li olmasını ister misin? Kaçma cevap ver. İki küçük kızımın resimlerini paylaşacak kadar alçaksın. Unutma rezil adam. Benim çocuklarım özgür, namuslu, halkın parasını çalmayan bir babanın evlatları olarak büyüyecekler. Bu ülkede onurlu bir savcı ben dava açmadan şu şahsiyetsiz adama resen soruşturma açmalı. CHP Genel Merkezi de paylaşıma sessiz kalmadı. CHP yönetiminden de Gökçe'nin paylaşımına tepki geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak, kişilik haklarına suç diyerek yasal süreç başlatıldığını açıkladı. Ahlaki ve vicdani erozyona uğramış, dengesini yitirmiş eski bir belediye başkanının hiçbir sözünün milletimiz nezdinde bir kıymeti yoktur. Fakat bu kendini bilmez, grup başkan vekilimizin iki küçük kızına dil uzatacak kadar alçaldıysa buna ne biz sessiz kalabiliriz ne de milletimiz böyle bir hadsizliği içine sindirebilir. Bu, grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır'ın ve ailesinin kişilik haklarına saldırıdır ve suçtur. Sosyal medya ile kendine yer bulmaya çalışan bu kişinin gerek milletimiz nezdinde Gerekse yargı karşısında hesap vermesi sağlanmalıdır. Bu konuda grup başkan vekilimiz gerekli yasal süreci başlatacaktır. Biz de AK Parti'nin üyesi olan bu kişiye gerekli tepkiyi göstermesini, parti içi disiplin sürecini başlatmasını bekliyoruz. Böyle tepki gösterdi Ali Mahir Başarır. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e. Şimdi geçtiğimiz günlerde hakem nihai kararını açıklamış ve memur ve memur emeklilerine 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemişti. Neydi o zam oranı? 2024 yılında %15 artı 10. 2025 yılında ise yılın ilk 6 ayında 6, ikinci ayında ise %5'lik oran onaylanmıştı hakem kurulu tarafından. İşte o onay resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Kamu işveren olarak 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Kamu görevlileri hakem kurulu hükümetin sunduğu ikinci teklifi değiştirmeden kabul etti. 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimizi %43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zamı ile birlikte kümülatif artış oranı ise %57'yi bulmaktadır. Süreç 1 Ağustos'ta başladı. Kamu işveren heyeti ile memur temsilcileri pek çok kez pazarlık masasında bir araya geldi. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde %6. İkinci altı ay için yüzde beş olarak teklifimizi açıklıyorum. Bir önceki tekliften iki puan yukarı çıkılmış olması kamu görevlerinin beklentilerinin ve bizim tekliflerimizin anlaşılmadığını ve bizim anlaşılmadığımızı gösteriyor. Aslında devletin kurumların yayınlamış olduğu ekonomik rakamlarla da ekonomik göstergelerle de uyumlu bir rakamdır. 2024 ve 2025 dönemini kapsayan maaş zammı ile ilgili taraflar anlaşamayınca kamu görevlileri hakem kurulu devreye girdi. Kurul 31 Ağustos'ta kararını açıkladı. Buna göre 2024 yılı için %15 artı %10, 2025 yılının içinde %6 artı %5 zam verilmesi kararlaştırıldı. Zaten antidemokratik bir sürecin işletildiği hakem heyetinde başından beri belliydi. Enflasyon farkının da altışar aylık dönemler halinde ödenmesine hükmedildi. Kararın ardından hükümet cephesinden gelen açıklamada ise sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmaya devam edeceği vurgulanmıştı. Memur maaş zam oranları 11 kişiden oluşan kamu görevlileri hakem kurulundaki 6 üyenin oyu ile kabul edildi. Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Toplu sözleşme metninde ayrıca 3600 ek gösterge verilmesinden kıyafet yardımı ve yiyecek tutarlarının güncellenmesine pek çok yeni düzenlemede yer aldı. Kamu görevlileri hakem kurulunun kararı son olarak resmi gazetede yayınlandı. Böylece karar kesinleşti. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 2 yıl boyunca geçerli olacak. Kamu emekçilerine verilen zamma tepkilerse devam ediyor. Konfederasyonlar bir araya gelerek bir açıklama yaptı. İktidar kamu emekçilerinin adil ücret hakkının göz göre göre gasp ediyor ifadeleri kullanıldı. Şu anda burada 39 yıllık bir öğretmen ve 15 Ağustos'taki maaş bodrosu 24.615 liradır. Birleşik Kamu İş Federasyonu Ankara Ulus Meydanı'nda Kamu Görevleri Hakem Kurulu'nun 2024-2025 memur ve memur emeklisi maaşları zam oranını protesto etti. Ücretli köle olmayacağız. Konfederasyonun Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, bu süreci uzlaşmazlık noktasında kamu hakem kuruluna götüren yetkili konfederasyondur dedi. Kamu hakem kurulunun bundan önceki iki yetkiyi kullandığı süreçte de bir sonucun değişmediğini biliyorduk. O nedenle de kamu hakem kuruluna gittiğinde bu sürecin biz bu sonucun değişmeyeceğini biliyorduk. Bir açıklamada kamu konfederasyonları platformundan geldi. İktidar kamu emekçiliğinin adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir denildi. 4 milyon kamu emekçisini 2,5 milyon kamu emeklisini kapsayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri ...utanş zamlarıyla sonuçlanmıştır. Platform Sözcüsü Mehmet Yeşildağ... ...iktidar kamu emekçilerinin... ...insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını... ...göz göre göre gasp etmiştir dedi. Yetkili konfederasyon... ...her sözleşmede olduğu gibi... ...bugün de... ...kamu emekçilerini... ...sözde toplu masasında satmış... ...memurun değil... ...iktidarın çıkarlarını gözetmiştir. Sarılar... ...işbirlikçiler... ...işbirlikçiler... Emekçinin hakkını peşkeş çektiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki karar yayınlandı. Bu karara göre Ankara, Ankara, İzmir ve Zonguldak'ta bazı alanlar orman alanlarının dışına çıkarıldığı gerçekleştirilecek projeler için. Peki o projelerine bir bakalım. Ormanlar önce orman alanı olmaktan çıkarılıyor sonra imara açılıyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Atatürk, Beypazarı ilçesindeki Saray, İzmir'in Aliha ilçesindeki Kültür, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Şeyhoğlu mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. Resmi gazetede yayımlandı. Ardından yeni bir kararla İstanbul ve Gaziantep'te enerji projeleri için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Bu alanların içinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için projelendirilen su terfi hattı, enerji nakil ve üretim hattı ve yapılarıyla su yapılarının inşa edilmesi de var. Ayrıca İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kurulacak Gelgit Res Elektrik Üretim Tesisi için gerekli taşınmazların tapuda hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü mevkiinde dün öğlen saatlerinde başlayan yangın 17 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 6 uçak, 4'lük gece görüşlü olmak üzere 8 helikopterle havadan 132 araç ve 420 personelle karadan yangına müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması engellenirken yangın bölgesine gelen Bursa valisi Mahmut Demirtaş çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Havadan 4 gece görüşlü helikopter ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda yangın bugün saat 9.30 sıralarında 17. saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma ve zarar gören alanların tespiti için